Merhaba, bugünkü konumuz tatil. Pes. <laughs> Bakın, hiçbiriniz yaz tatili yapmak zorunda değilsiniz. Lütfen, böyle bir mecburiyetiniz yok. Rahat olun. Herkesin ağzında bu yıl daha tatil yapmadım, denize girmedim. Ay ne zaman denize gireceğim? Ay şöyle böyle, böyle bir şey yok. Bir Rahat olun ya. Yapan yapar, yapmayan yapmaz canınız. Artık mecburiyetten canı tatil istemeyen de gitmesi gerektiğini düşünüyor ya. Böyle bir şey yok. Bu zaten tatil ne? Tatil beni yorar zaten. Böyle bir sıkıntı mı olur? Bu kadar mı iyi hayatlarınız? Daha tatile gidemedim. Bir, bu mu derdin yani? E, tatil. Tatilde dinle, Tatilde sürekli sorun, gruplarla planlar yapmalar, kaos, gerginlik, karmaşa, kalabalık, yok sıcak deniz, yok buranın denizi soğuk, buranın kumlu, buranın taşlı, hiç bitmeyen bir konu, güneş, çok güneş. Kum, kum, dar, kum, kum. Kaosun en büyük nedeni de kum. Ay oram kumlandı dur akıtayım. Ay çocuğum şuran ayağın kumlu kaldı dur oraya girme. Buramda kumu akıtmıştım tekrar kumlandı. Kum, kum akıtıyoruz. Ben tatilde girer. ne yaptım desem ben ayaklardan kumlar akıttım. Ah. Ben sadece bununla uğraştım. Kuma akıttım ben. Ben kum akıttım. Oramda kalmış, buranda kalmış. Anlattık içini. arkasındaki tam akmamış. Yok, kıçının arasında girmiş. Yeter ama ya. İki çocuk sen. Nedir bu kum nedir? Ben başka hiçbir şey hatırlamıyorum. İnsan kendi kumunu akıtamıyor be bir tatilde. Bir de çocuğun kumu. iki çocuğun kumunu akıtmayı düşün sürekli. Rezillik. Yani eşin de senin. Rezillik. O da akıtamaz. Eşim kendi kumunu akıtıyorsa ona şükret. Hortum tutuyorsun bütün tatil. Ben sürekli kum akıttım. Ben başka hiçbir şey hatırlamıyorum tatilde. Yazık. Yazık. İşte ibretlik. Görün. Yani. Deniz, kum, güneş. Bu üçü çok mu güzel bir şey Allah aşkına? Bu üçü çok mu güzel bir şey? Bu üçü dert. Bak Dert. Bu komo zaten Seda de anlattı detaylarıyla nasıl bir dert olduğunu. Deniz ayrı dert, güneş ayrı dert. Bir bak tatilde herkes bunlardan kurtulmaya çalışıyor. Güneşten korunmak için binlerce liralar o krem hmm. bu krem. Burası güneş burada geçelim gölgeye gidelim. Ay buraya da güneş geldi buradan kalkalım buraya gidelim. Siz denize kuma güneşe mi gidiyorsunuz bunlardan kurtulmaya mı çalışıyorsunuz tatilde? Antalya ne ya? Antalya ne yapıyoruz biz? Antalya'ya gidiyoruz biz. Biz şimdi çok sıcak çok sıcak olduğu zaman biz kalkıyoruz ve daha sıcak bir yere gidiyoruz Biz ne yapıyoruz? Biz Antalya'da ne yapıyoruz? Antalya'ya gittik uçaktan indin ne olur? Oy çok sıcak hadi ya Evinde otur Evin gölge senin Evet Senin evin gölge Evinden kalk. ay çok sıcak bana sıcak bastı bir tatile gideyim diye Çok güzel ifade ettin tekrar şey yapmıyorum yani, şimdi ben Yani yer Antalya Kışın mı Antalya'ya acaba gitmek? Sadece bir fikir ben hiç anla ben hiç Antalya'yı ben hiç anlamadım. Yani kusura bakmayın buradan şimdi turizm sektörü de bize şey yapacak. Biz izleyen Antalyalılara açacak ama... da tabii ki selamlar gönderiyoruz. Ben Antalyalıyım aslen zaten. Biz de Antalya'dan kız alıp kız verdik. Ben çok severim Antalya'yı. Ben her yaz Antalya'dayım. Haydi Antalya'ya gidelim hep beraber. Bu ekip Antalya'ya gidiyor muyuz? E, haklılar Seda. Ne işimiz var diyorlar. de bizi gideceğiz Antalya'ya şimdi. Kusura bakmayın böyle ağzıma da bayan ağzına da hiç yakışmıyor böyle küfürler. Bayan ağzı. Çok güzel bir koy ismi evet, olur. Evet. Eskiden bayanlar orada toplanıp küfür ederlermiş. Evet. Kleopatra'nın ilk küfrettiği koy. Sonra hep orada toplanıp küfür edilmiş öyle. Evet, i̇şte bayan ağzı koyumuzun da hikayesi bu şekilde. Thanks. Tatil beni fark etsin strese sokuyor. Tatil beni biraz strese çok sokuyor. Çok haklısın. Dikkat ederseniz herkes kendine içine dönüp bakarsa tatilin sizi de aslında strese soktuğunu hepiniz fark edeceksiniz. Ben açıkçası sosyal statüm ve toplumdaki konumum gereği etrafımda e bu yaz tatile gitmeyecek misiniz? Tatil planınız var mı diye soran çok fazla insan olduğu için hmm. ben mecburen tatile gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü, ne yapacaksın? Yani gelip soruyor çünkü. E, yok mu tatil? Yok diyorum mesela. Ben şu soruya nasıl cevap vereceğimi bulamadım. Oh, Nedder! Şimdi dediğim gibi toplumdaki konumum ve sosyal statüm gereği eşeğin dolayı. Diyemezsin. Da diyemiyorsun. Mecburen tatile gitmek zorunda kalıyorum öyle diyemediğim için. İçinden de söyleyebilirsin onu. Eşeğin dolayı. Ben sana eminimden dolayı diye içimden geçiririm. Hmm. Sonra normal bir şekilde medeniyet çerçevesi içerisinde bazı şeyler söylerim. Güzel bir iletişim y becerisi. Yalanlar söylerim. Evet evet. Şimdi benim bir de tatile ihtiyacım yok. Ben şimdi plazalarda, ofislerde çalışmıyorum ki ay bir tatile bir ara vereyim. işe bir ara vereyim de bir tatilde kafamı dinleyeyim gibi bir durumum da yok. Ben tatilde daha çok çalışıyorum. E niye? Bir mal gelir, bir garson gelir bir şey söyler. Bir başka bir yanında şezlongda yatan bir adam gelir bir şey söyler. Ne bileyim oteldeki adam bir şey söyler. O bir şey söyler, bu bir şey söyler. Bir aptallıklar olur. Aa derim çok komik ben bunu anlatayım derim. Bunu derim, şakalar yapayım ben derim. Ben hep çalışmak zorundayım. Ben hep çalışıyorum. Sorma. Ben iki dakika şöyle kafamı uzatayım daha rahat bir tatil yapayım. Ben hiç yapamıyorum. Oradan hemen bir aptal çıkar çünkü bir şey yapar ve mecburen komiklikler çıkarmak Bilmez zorunda kalırsın. Mi? Bakın son aptal ölmeden komedi bitmeyecek. Sonsuza kadar devam edecek komedi. Aptalı aptala aptalca anlatma sanatıdır komedi. Aptallar. Kanalımıza abone olun. Yes. Bizim çocuk tatilde arkadaş edindi. Ha, tatilde çok maşallah. <laughs> Tatillerin en güzel tarafı da budur. Çocuklar arkadaş edinirler ve kendi iradeleriyle ve istekleriyle sizden uzaklaşmak için sizden izin alırlar. Vallahi gözlerim doluyor. Düşündükçe duygulanıyorum. Kim istemez ki her anne babanın hayali çocuğunun senden uzaklaşmak için senden izin alacak yaşa gelmesidir. Uyumadan anne, gidebilir gittiğim. miyim der mesela. Sen de git bakalım dersini birazcık da istemiyormuş gibi de yapman lazım. Sonuçta anne babasın sen. Hadi git git tabii ki Melisa'nın yanına git ama anne babasını çok rahatsız etme diye Melisa'nın annesinin babasını duyacağı şekilde de söylemen gerekir. Bunlar tabii. işte hep yazılı olmayan toplumsal çerçevedeki bizim e, kurallarımızdır. Ama tekrar da altını çizmek istedim. Ve bir arkadaş edinmiş ve benim kızımın saçları da e, kıvırcık. Maşallah. Teşekkür maşallah, ederim. Allah çok başlasın. güzel bana çekmiş. E, ince telli ve kıvırcık saçlar düşün ve bu edindiği arkadaş bir kova dolusu kuru kumu benim kızımın saçları ıslakken onun kafasından aşağıya boşaltıyor. Şimdi tam olarak ne dediğimi anlamamış olabilirsiniz. Bu kadın ne anlatıyor? Bu kadın bize neden bahsediyor? Çok de, ağır bir şey söylüyorsa demiş sen olabilirsiniz önce. ama bakın. ıslak saça ve kıvırcık ıslak, kıvırcık saça. ıslak saça bir kova kuru kum. kuru kum diyorum sana. Kum ıslak olsa yine akar. Bakın onlar öyle derisinin içine yapışıyor, oralarda kalıyor. Ben başta ne dedim size? Kum dedim. Kum dedim size. Benim şuramda Bana bir yaradır yani. Hiç anlatmamıştım ben bunları bilmiyordum. Bilmiyordun değil mi? Ve bu küçük kız bence bir cadıydı. Ben böyle düşünüyorum. Yani ailesinde bir şey olarak bir cadılık vardı aktarılmış atalarından gelmiş, neneleri falan kesinlikle cadıydı. Neyse çok uzatmadım. Kumu döken kız mı? Kumu döken küçük. Kaç yaşında? 4-5 yaşında falan. Hmm. Bunu çektim, sonra... çektim köşeye çektim. Gel bakayım dedim sen buraya. Bu dedim bizim aramızda bunun dedim. Benim kızımı karıştırma senin annenle de hiçbir alakası yok dedim. Bak bakayım bana sen dedim. O benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. O benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Ondan sonra hiçbir sorun yaşanmadı neyse ki. Annelik biraz da budur. Küçük kızları köşelerde sıkıştırırsınız ve tehdit edersiniz. Ah analarımız, ah fedakar analarımız. Neler yaptılar bizler için. Gerçek bir şeytansın. <laughs> Çok güzel, genel izleyiciye uygun, tatlı bir aile komedisi hikayesiydi. Hikaye Vallahi... anlatıcılığıydı bu. Ben aynı zamanda bir hikaye anlatıcısıyım. Evet sevgili çocuklar. Seda ablanızın anlattığı hikayeden siz de kendinize bir pay çıkarın. Ve kanalımıza abone olun. Annenizin babanızın hesabından abone olun ama. İzlemeyin abone olun çıkın. Annenizin babanızın hesabından katıla üye olun. Tamam mı? Hadi bakayım. Katıl hemen aşağıda ona tıklıyorsun. Süper teşekkür yapın. Annenizin babanızın hesabından. Çocuklar. Teşekkür ettiniz mi ablalara bakalım? Hmm. Hmm, süper teşekkür. Çok güzeliz ama size. Hmm, bak Seda köşeye çeker vallahi tehdit eder. Hmm. Küçük kızlar az önceki hikaye dinlediniz. Koş kredi kartını bul da gelenlerin. Ben de tatili hiç sevmem. Kış ne kadar güzeldir. Kışı severim. Kışın çünkü hepimizin hayatı bok gibi olduğu için bir birlik, beraberlik duygusu olur. Birlikte bok gibi yaşıyoruz, gidiyoruz duygusu olur. Hep beraber. Değil mi? Bu ne kadar güzel bir duygudur ya. Çamur oluruz, ayağımıza su girer, arabalar bizi ıslatır. İğrenç takısı beş blavayız. çalışırsın. Bir de yağmur yağarsa ve servis kullanıyorsan o servisin içi nem, osuruk karışık çok kötü kokar o servisler biliyorsunuz değil mi Hiçbir şey değil bakın çalışmak değil hiçbir şey değil ama insanı ne bitirir biliyor musunuz servis bitirir. Servis bütün kötü şeylerin anası servistir. Okullarda da öyleydi. Ah, o servis de ah. serviste biz okul biz hayatı okulda öğrenmedik ki. Tabii servis kullanmamış birine sen güvenir misin? Yok güvenmem. Hayatı bilmez derim Hayır. ben. İnsan tanımaz o. İnsan bilmez. İnsan nedir? Ne yapar? Hiçbir şey anlamamış demektir. O hayattan hiçbir şey öğrenmemiş demektir. Biz servislerde öğrendik hayatı. Aşkı, ızdırabı, neşeyi, şehveti, ayrımcılığı, ırkçılığı. Her şey Şeyi, Her şeyi. love bombingi name callingi işte gaslighting'i artık neyse hepsini hepsini orada öğrendik. Tabii şimdi sen öyle deyince bizi izleyen değerli kıymetli zengin dostlarımız da buradan sevgiler bütün zenginlere. Var var bizi izleyen zenginler de var. Çok var ben görüyorum. Ben fark ettim. Evet zengin dostlarımız diyecekler ki yalnız tatil sadece yazın olmaz. Ay, kışın kışında tatil olur diyecekler öyle değil mi? Tabii ki. Kayağa gider zenginler kış tatili yapmak da biraz taşak ister. Yazın herkes tatil yapar. Çok zorlarsan ve yeterince istersen bir çaya çorbaya bir yere girersin. Bir yazın bir tatil yaparsın. Bir fiske havuzun altına bir dur bir tatil. Yaz tatili yapılır herkes yapar. Ama kış tatili öyle mi? <laughs> kış tatilini yapamazsın. Yaz fakirlerin dostudur. Bizi izleyen evsizler varsa ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Bizi izleyen evsizler varsa kanalımıza abone olsunlar ve üç beş bir şeyler atmayı da unutmayın. Beğenmeyi, yorum yazmayı, iyi olmayı unutmayın. Siz verin ki Allah da size versin. Öyle değil mi? Yok hepsinin elinde son model telefon zaten. Telefon <laughs> alacağına başını sokacak ve ev tutun. Neyse, bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilenmez kendi özel işleri. Bence Kaya gidip hiç. Kayak yapmamak ve otel lobisinde oturup sıcak çikolatanı yudumlarken kayak yapanları ve tabii ki yapamayanları izlemek. Akşamları sucuk partilerine katılıp şarabını yudumlamak da en güzel tatillerden biridir bana kalırsa. Ve benim bazı böyle tatil hayallerim olur Pınar. Özel hayallerim. Mesela şöyle şeyler hayal ederim. Mesela diyelim ki mal bir çift var. Mal bir çift. Gözün, olur. Olabilir. Gözünün olabilir, önüne olabilir. gelmiştir. Gerizekalı olabilir. çiftler vardır öyle Rahat. o şekilde biliyorsun. Bu gerizekalı çiftle... Kayak tatiline gidiyoruz biz ve bu geri zekalı çift her şeyi yapmaya çalışıyor para verdiği için. Oradan koşuyor zaman köründe gidiyor kaya yuvarlanıyor karlardan aşağıya öbürü tekrar ısırı oluyor geliyor sen o sırada lobidesin ama bak. Ay bir dakika diyor snack time diyor koşuyor bir dakika kaçırdık mı saati 10 dakika diyor. Tea time diyor. Tea -time, time diyor. Oradan oraya gidiyor açık büfe diyor kısırı doldurmuş tabağına Animasyona gelmiş. Animasyona katılırlar. Ha, bir tanesi çiftin bir tanesini görüyorsun animasyonda dans ediyor sen ne yapıyorsun? Sen sıcak şu Hala ilk bıraktığımız yerde misin ben sen? Ben oradayım. Ben o beni oradan kimse kaldıramaz. Gece gidiyor işte diyor burada otelin diskosu varmış diyor. Oraya gidiyor. rezillik. Rezillik. Ben verdiğim paranın karşılığını alacağım diye sefillik. Yerlerde sürünüyor bunlar. Bunları izlemek en güzel tatildir. İşte siz hayattan zevk almayı hiç bilmiyorsunuz ki. Hayattan zevk almayı hiç bilmiyorsunuz. Hiç şey izledin mi? Otelin barına gelip Lobideki bara gelip. Evet. İçkiler. Tam pansiyona dahil mi? Ekstra para mı veriyoruz sorusu soran müşteri. Pınar sen kiminle konuşuyorsun? Ya ben senin gerçek zengin olduğunu bilmiyordum. Nereden çıktı gerçek zengin şimdi? Gerçek zenginlik elindeki imkanları kullanmamaktır. Çok İmkanların olur. olur kullanmazsın. Mesela evinde havuz olur ama sen hiç girmezsin. Evet ya. Havuz önemli de değilmiş gibi davranırsın. Bunlar hiç havuzlarına girmiyorlar. Yok. Ne ayak? İşte zenginlik zekalı. İçten gelen bir zenginlik. Ne ne ayak. ya? Gerçek bize bize artistlik olsun diye mi havuzu kullanmıyorsunuz? E, tabii. Arkadaşlarını çağırınca onlar görsün. Mutlu olsun senin havuzun var diye. imrensin yani. İsterseniz mutlu olsun. İsterseniz bize de. gelin. Havuza da girersiniz diyor. Havuza girmek isteyenler olursa bu arada bikini getirebilirsiniz. Onu en son söylüyor. E, en başından son beri ben bunun için çağırdım. Beni havuzunu göstermek için. ben Benim bikinim muyum? var mı? Sor bir bakayım. Yoksa bikinisi olmayan da a, evden ben verebilirim. Bende fazla var. Giyilmemiş bikini var. Bunların da hep giyilmemiş bak yine onu da kullanmıyor hep etiketli bir şeyler olur dolaplarında giyilmemiş şeyler yenmemiş şeyler girilmemiş havuzlar yaşanmamış hayatlarla dolu etraf hey hey ne yapacaksın gidip girersin havuzuna <laughs> ve hayır şey dersin. diyebilir misin <laughs> yok ben hemen ben yani hemen şeyi bilmem hemen, hemen toplanırım plaj çantamla giderim ve şey dersin aa valla sen niye girmiyorsun benim havuzum olsa ben her gün girer. bunlar niye girmiyor ben var ya çıkmam havuzdan çıkmam dersin oh dersin ne güzel sıcakmış dersin biz girmiyoruz ya Der. Olsun ben hiç aşağılanmam. Yine de yüzerim ben. Havuzuma ben havuzuma girmişim. Ben daha ne isterim? Ben karıma bakarım, kazancıma bakarım. Bazen de gittikten sonra söyler mesela. Aa, söyleseydim keşke ya. Mayanızı getirseydiniz havuza girerdinizler. der. Cık, orası bu. Pes. Ne zenginsin ne fakirsin ve tatil yapmaya çalışıyorsun. Orta sınıf tatili kadar acı veren şey çok azdır. Yani ne yapıyorsun, yapabileceğin hiçbir şey yok. Bir kere ne olur biliyor musun? Denize yürünür orta sınıf tatilinde. Bunu biliyorsunuz değil mi? Denize yürünür. Bir süre duruyorum ki hani iyice kafada algılayabilin diye. Biz çantama eşyamı oldu, her şeyimi alıyorum, yürümeye başlıyorum. Denize yürüyorum. Bitti zaten. Burada tatil bitti. Bak oksimoron oldu. Tatil kendi üzerine kapandı, son buldu. Böyle bir tatil olur mu Pınar? Tatil Bey, ben bu konuda da daha fazla komik bir şey söylemem gerektiğini de düşünmüyorum ben. Benim aklıma geldi bir tane komik bir şey tamam, bununla söyle. ilgili. Böyle yerleşik hayata geçmeye karar vermiş göçebe gibi yürürsün denize doğru. Şey olabilir, ülkesinden kaçan mülteci gibi yürürsün denize doğru. Daha Buna, iyi. Daha iyi. Hangisini? Bu sanki daha iyi oturdu gibi. Bunu evet, hangisini kullanalım? Kullanmayalım ikisini de bence. Atalım değil mi burayı? Evet, kurguda atarız. Tamam, tamam. Gördüğünüz gibi kurguda atarız deyip sonra atmayarak böyle güzel bir mizansen düşündük siz için. Umarım eğlenmişsinizdir canlar. Thanks. Görmüşsündür çeşmede bazı biçlerde insanlar tipine ve kilosuna göre e, biçe alınmıyorlarmış. Bununla hmm, e, güzel. evet yani ne ne olacaktı zaten ben onu da anlamadım da bununla ilgili de kamuoyu oluşturmaya çalışıldığını da gördüm. Ben her zaman iyi görünen, normal kiloda insanlarla takılırım açıkçası ve herkese de tavsiye ederim bunu. Her zaman avantajdır bu. Ya bu böyledir. Ha doğrusunu yanlışını bilemem. Anladım. Yani ben konuma dönüyorum eğer evet, izin verirsen. Evet. Burada bir öyle bir mağduriyet yaşamış insanlar mesela bizi işte kilolu yüz diye almadılar falan gibi bir kom kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Sen kimi hedefliyorsun? Burada ne demeye çalışıyorsun? Bir içi şikayet kime? Neyi şikayet ediyorsun? Git bir de dava aç istersen gerçi şu an biraz hukuk sistemi yoğun diye biliyorum. Sanırım dosyalar biraz kabarık. Oradan bir şey elde edemezsin. O yüzden sosyal medyada ne yapıyor işte insanların ilgisini <laughs> çekecek. İnsanlar da bu biçi protesto edecek de biçe gitmeyecek. Ya bu biçe giden insanın ne işi olur body shaming şeyle, hassasiyetiyle konusu değil, konusuyla konusu. Hiç ne alakası olur? Bu insan insan haklarına önem veren insanın biçti, parası yok bir kere. Bunlar fakir hep. Bak insan haklarını savunanlara bak. Hepsi fakir, fukara, ağzı kokuyor hepsinin. Evet ben hiç insan hakları insanların savunan prezent tablo birini görmedim valla. Varsa yani ben prezent tablom insanların savunuyorum diye yazsın aşağıya. Şimdi ben görmedim diye de yok diye de bir şey yok. Ben Olabilir. De, ben de görmedim. Olabilir. Bir de o plaja adam tonlarca para veriyor değil mi oraya girmek için? Evet. Bu neyin karşılığında? Deniz aynı deniz. işletme aynı işletme. Yani az çok ne fark edecek? E niye o parayı veriyor? O neyin bedeli o? Neyin? Şişman görmemek. Hı -hı. Kertik kürtük birilerini görmek istemeyen insanların da Buna hakkı. bedel ödeyerek bunu elde etme hakkı var. Sen insan haklarını savunuyorsun. Zenginler insan değil mi? Sonuçta, Onların da böyle bir hakkı yok mu? Tabii ki serbest piyasa. Serbest piyasada nedir? Ben bir parasını vereceğim. Karşında ihtiyacımın karşılığını alacağım evet. yani. Evet. Bütün plajları kapatmadık. Sen de git. istediğin yere git. Kertik, Kürtükler içinde var bir sürü plaj. Var, var, var. Olmaz mı? Ki seni al. Hepsi de alır seni. Almayan çok nadir. Birdir, ikidir. Münferit olaylar. Münferit. Tek tük. Kes. Kes. Dünyada üç tür insan vardır: denize işeyenler, işemeyenler ve denize işeyip işemediğini iddia edenler. Ve dünya nüfusunun yüzde yetmişinde denize işeyip işemediğini iddia edenler oluşturur. Bu denize işeyip işemediğini iddia edenler bir de denizden çıkar çıkmaz. Tuvalet nerede acaba? Hatta lavabo der bunlar iyice denize işemediğini düşünelim diye. Lavabo nerede acaba diye yana yakıla tuvalet aramaya başlar bunlar. Bir de gerçekten denize işemeyenler vardır. Gerçekten denize işemeyen insanı dolandırabilirsin. Ben direkt böyle düşünürüm. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya çıkıyor bir de sıcağın altında. Kerize bak. Orada tuvalet arıyor. Gel ben seni güzel bir dolandırayım. Ben senin üzerine bir kredi çekeyim de sen bir toparlan kendine gel ya. Hayatı ne de bir öğren. <laughs> ne demek neyimize işemiyorum ya. Birinin üzerine kredi çekme ve çektirtme dönemleri vardır. İnsan Her insanın ömründe bir 3-5 yıl... Böyle geçer. Bu. Kefil olma. Kefil Var. olursun. Kefil olursun, kefil, kefil oldurursun. oldurtursun. Her Orada şey. Hep, hepsinde bir problem çıkar. Ben birinin üstüne kredi çekip de onu ödeyen, hiç sonuna kadar ödeyen görmedim. Bunlar ne kazıklar attık, ne kazıklar yedik. işte böyle böyle bugünlere geldik. Eşte. Ama mesela bazı insanda kredi üzerine çekilmeden kendine gelemez. Yok. Tam toparlanamaz hayatında. En az bir kere üzerine kredi çektirtmemiş, birine kefil olmamış insanla yola çıkmam işe girmem. Bu var ya her yüzüne güleni insan zanneder. İki ayda batar seni de batırır. Hadi tamam sen işe bir de işemeyip bizim işediğimize şaşıranlar var. İşemiyorsun tamam sen köşende git ne, ne yapıyorsan yap. Benim işememe niye bu kadar şaşıyorsun? Ne denize mi işiyorsunuz? İşiyorum tabii ne zannettin? Tabii ki işiyorum. Ne yapacaktım ki başka? Ay Allah aşkına biz kime ne anlatıyoruz bunlar ya? Bu ben işemiyorum diyor. Bunlar var ya insan usulü götürür susuz getirir. Tabii Bak. beyana dayalı biz bilemeyiz Deniz'in içinde senin işeyip pişemediğini. Evet. Hiçbir şekilde bu bilinemeyecek. Ama ben senin bu kadar şok olmandan bir şeylere sen de anlıyorum. Bunlara dikkat edin bu kişilere. Oh ne güzel ben işemiyorum dedin bir anda ahlaklı oldun. Ne kadar kolay değil oh, mi? Bir cümle söyledim, ben ahlaklı oldum. Ne kadar güzel. Önemli olan sen kimse görmediği anda ahlaklı olabiliyorsan gerçek ahlaklı budur yani. Ona da gerek yok. Kerizlik de, yerde. kerizlik de denebilir. Kerizlik de denebilir. Ahlaklı olmaya da gerek yok yani. <laughs> Çekip de paylaşamayacak ahlaklı olduğum bir adım fotoğrafını ben sokayım öyle ahlaka. Pes. Aman sanki denize işemeyip gidip oradaki umumi tuvalete işemek çok daha hijyenik, çok daha etik, çok ahlaklı oldu. Allah aşkına Seda, sana bir şey soracağım. Denize işeyip çıkan adamın elinden mi yemek yersin, umumi tuvaletten gelen adamın elinden mi yemek yersin? Denize işeyenden yemek yerim ben. Allah aşkına. Burada övündüğün çok şeyi döküm. de bir düşün İlk yani. Hiç çekilmeden de yerim. Sen bana diyorsun ki ben denize işemiyorum, sen yani diyorsun ki ben şuradaki umumi tuvalete gidiyorum diyorsun yani sen. Yani şimdi bakın doğru soruları soralım. Doğru sorgulamaları yapalım. Öyle ezbere ahlak, ahlaksızlık. Burada bu tartışmaların yeri burası değil. Bu kadar kolay değil. değil. Bu kadar ucuz değil. Hayır. Denizine tertemiz işersin çıkarsın tuzlu suyunda hijyenini sağlarsın oh, çıkarsın. <laughs> Hijyenik idrar dediğin şey zaten kirli bir şey değil. İdrar antijeniktir, antiseptiktir. Bunu, bunu bilmiyor musunuz? Hiç mi kimya dersi görmediniz okulda? Onca yıl milyonlarca <laughs> insan denize yaşadı. İdrarını içersin mesela doğada kaldın diyelim hayat mücadelesi verirken ne yapıyor bu insanlar? İdrarlarını içiyorlar. İdrarın da çok da yararları var yani. Hani bunu da şimdi konuş yani konuşmayalım. Şu anda konuşmanın bir manası yok ama idrar hep kötü bir şey gibi gözükmesinden ben şu anda bahsediyorum. Evet bu senin için öyle önemli bir konu olduğunu ben biliyorum. Evet. Yes. Ay tatil tek başına yapılan bir şey olmalı. Buna hepiniz katılacaksınız bir süre eğer dediğim cümleyi düşünürseniz. Ne yapıyoruz biz insanlarla? İnsan dediğin şey sürekli soru sorar ve bir şey ister. Kim olursa olsun. Anan baban kardeşin olsun. Onlar daha bile çok. Sürekli bir şey soruyorlar. Sürekli bir fikir belirtiyorlar. En kötüsü de bu. Yanımda insanlar fikir belirtiyor. Dünyanın en kötü yanlarından biri de budur. Herkesin fikrini belirtmeye hakkı olması gerektiği düşünülüyor. Bu ne kadar berbat bir şey. Biz buna nasıl dayanalım ya? Bu da bir can. Bazı şeyleri de yap işte ya. Önemli değil ya. Fasulyeyi şöyle <laughs> mi yapalım, böyle mi yapalım? Ya yap bir şey yeriz işte ya. Öbürü diyor ki bence şöyle yap. Onu daha geçen gün yaptık. Bunu daha şu Bunlar artık konuşulmasın ya. Çok fazla fikir var. Ben ben benim beynim kaldırmıyor. Ben senin fikrini duymak istemiyorum. Tatilde hele hiç duymak istemiyorum. Ben tatile gelmişim. Ben kimsenin fikrini duyacak bir durumda değilim. Ben insanlardan kaçmak için gidiyorum zaten tatile. Ne demiş Jean-Paul Sartre? Cehennem başkalarıdır. Anlayan anladı. Adam kaç yıl önce söylemiş bunlar. Adam kaç yıl ki dinleyen var mı? Yok herkes dip dibe dip dibe dip dibe. Buluşalım mı? Ne zaman buluşuyoruz? Oturalım mı? Bir kahve içerim mi? Mutlaka bir ara görüşelim. Onu bir ayarlayalım. Onu yapalım bunu yapalım. Kes. Kes. Bakın bayram tatillerinde Bodrum'a gideceğime... Vallahi ofise gidip fazla mesai yapsam daha az yorulurum. Gerçekten bak tatilin mantığı nedir? Boşluğa doğru akmaktır. Ne dedin sen az önce? Neresi boşsa, nerede az insan varsa oraya boşluk doldurmaktır. Mesela İstanbul mu boş? İstanbul, Bodrum mu boş? O zaman da oraya gidebilirsin. Tamam, ofis mi boş? Ofise git. Ak, boşluğa doğru git. Artık tatil dediğinde artık bitti ama çocukluktaydı tatil coşkusu, tatil, kar tatili olurdu. Hafta sonu geldi. Yok bayramı bağladılar 9 gün oldu, 12 gün oldu, 20 gün oldu. Bir neşe olur, bir coşku olur. Artık kaç yaşına gelmişiz götünüzün kılar ağır, ağırmış hala bana tatil oldu, tatil geldi, tatilimi verdi, vermedi. Bu ne ya? Tatil biter, yaşlandıkça biter. Sen gördün mü hiç 70 yaşında birisi ay hey, cuma bugün hafta sonuna giriyoruz diye seviniyor. Adam 100 yaşında pazartesi sendromu yaşıyor. Çarşamba ya küçük cumartesi falan diye gezen bir yaşlı gördün mü sen? Güzel bir şeydi duyduk. Hey wow cumartesi diyen bir yaşlı gördün mü? Uuu diyen görmezsin göremezsin yani. Başka neler yapar yaşlılar? Görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Hey, böyle bir yaşlı dansını bilir misin? Yaşlı dansı. Aa, göster, aa. göster. Ya, şimdi ayağa kalkabilsem çok daha neler yapardım da. Oturduğumuz bir format inşallah ayakta formatlarımızla da karşınızda olur. Vallahi olmuş. çalışıyoruz. Bakalım inşallah <gülüyor> ayakta <gülüyor> i̇nşallah, da formatlar inşallah, yapacağız. Inşallah. Erkekler çok iyi yapıyor ayakta format. Onlar bayağı iyi yapar. Ayakta formatımız için stand-up gösterilerimize bekleriz. Aa, aa, aa nasıl unuttum ya. Ayakta <laughs> formatımız var aa, bizim. Ay ben ikimiz gibi düşündüm. Ha, onu da yapıyoruz. Ayrı ayrı ayakta yapıyoruz, İkimiz birlikte de ayakta oturarak çömelerek Biletlerimizi yapacağız. Biletlerimizi de açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ayakta bir de bizi görmek istiyorsanız ki görmek evet. istediğinizi de biliyoruz. Evet, boylu, poslu çok iyi kadınlarız. Tabii ki, her yerimiz çok güzel. <laughs> Bacaklarım sütun. Oo, bir göt var varmış. Daha da bir göt var. Doğru. He? E götü iyidir. Ne göçüler kanalımıza abone Bazen dünyaca ünlü yıldızlar bizim koylarımıza gelir ve orada tatil yapar bilirsiniz. Ve biz de gurur duyarız bununla. Aa bakın bizim koyumuza geldi. Bana ne? Sen kimsin ya? E benim koyuma gelsen mutlu mu olmam gerekiyor ben bundan? Çok uzaktan böyle bir fotoğrafınca gel yani gördünüz mü işte bilmem kim geldi bizim koyumuza tatil yapıyor. Anlamıyorum fotoğrafa bakınca da ben asla da inanmam. Hani ne görmedim ben bir şey. Beni asla ilgilendirmez ayrıca. Beni ilgilendirmez ilgilendirmiyor. Evet, yani beni, hiç ilgilendir beni hiç ilgilendirmez. Hele beni hiç ilgilendirmez. Seni hiç ilgilendirmez. Hadi seni neyse. Hadi, hadi ben seni neyse. belki ilgilendirir. 70 bin takipçim var senin. Seni, hadi neyse benim iki tane çocuğum var. Hadi, var. Evet, seni ilgilendirir. Beni, beni hiç ilgilendirmez. Seni hiç ilgilendirmez. Yani, sen, de sitede oturuyorsun sen. evet. Belki seni biraz ilgilendirir. Ama yani. benimle hiç, şey, alakası seninle yok. Seninle hiç alakası tamam, yok. Ben de onu diyorum. Beni hiç ilgilendirmez diyorum ben zaten. Ya, beni de Ilgilendirmez de. Hadi yine belki e, seni yani. biraz ilgilendirir yani. Ama seni yani. hiç ilgilendirmez Sen yani. Sen Trabzonlusun sonuçta. Evet. Pes çok güzel koylarımız var diye oturur konuşuyoruz. Çok güzel koylarımız var. Koy dediğinde nedir? Bunlar tekneye biniyor, koy koy geziyor. Haydi bu koyu herkes atlasın, şapuduk şupuduk herkes denize giriyor, tekrar şapuduk şupuduk çıkıyor. Ne yapıyoruz? Koy koy buradaki deniz çok güzel. Bu deniz çok güzeli de ben anlamış değilim. Burada çok berrak, burada su bilmem ne, burada dibi gözüküyor. Burada. Ya siz ne yaptınız? Kafayı mı yediniz siz ya? Denizde Gireceksin de şey Allah yapılıyor. aşkına orada serinleyeceksin, çıkacaksın. Bütün dünya yer küre durdu. Biz sizin denize girmeniz için denizleriniz sanki sizin ayaklarınızın altına sundu. Her şeyi de konu yani, haline getirmeyin. Yani. Ya. Ben şunu duydum. Bu deniz çok tuzlu. Çek git lan denizden. Bir daha girme sen bu denize. Diyor ki bir anda derinleşiyor. E Yüzemiyorsan ne işin var zaten bayası. denizde? Ne işin var senin yüzemiyorsan? Diyor ki suyu fazla sıcak. Beğendiremedik mi? Sana beğendir denizi beğendiremedik öyle mi? Öyle mi? Hı? Bu insanoğlu o kadar o kadar zaten kendini bir şey zannediyor ki zaten zannediyor ki ben bu dünyanın hakimiyim zannettiğimiz için zaten biz bugün bu noktadayız değil mi? Biz zaten bu dünyanın hakimi zannettiğimiz için bu noktadayız. Thanks. Tekne tatili hiç iyi bir şeye benzemiyor. Siz seviyor musunuz tekne tatilini? Denizden bir kere çıkarken merdivenle çıkıyorum ben. Denizden merdivenle tekneye tırmanıyorum. Yerler ıslak, çıp 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 kaymayacağım diye böyle yürüyorum. Nereye oturacağım belli değil, nerede duracağım belli değil. Her yer ıslak, her yer ıslak. Sinek var. Videolarımızda bizim sinek var. Onu da söylemiş olalım bu vesileyle. Evet. O ıslaklık dedin ya ben tüylerim diken diken oldu. O ıslaklık her tarafından o merdivenden tırmanırken ayağın kayar parmak arası terliğin kopar çıkarsın her yerinden sular akarken böyle tevim kuru bir havlu ararken gidersin üstündeki bir kulak memenden düşen bir damla birinin çayına düşer onu görürsün kimse görmediyse hiçbir şey demeden gidersin lüks teknelerde ama bunların hepsinin bakın garip garip, Aa, garip çözümleri vardır, vardır kesin gidersin vardır. Gidersin oturursun koltuk böyle götünden su yemen koltuk Böyle şeyleri vardır. vardır, değil mi? Vardır, olabilir. Ay, ıslak oturmak ya. Islak oturmak bakın tatilin en kötü yanlarından biri de budur mesela, değil evet, mi? Evet, evet. Ve hastalığı da alttan alırsın. Alttan alırsın. Çay bahçesine alttan gidersin, alırsın. ıslak oturursun mayonla. Değil alttan mi? alırsın. Tamam, tamam. Yani işte başladık, geldik, bitmek üzere anlatacaklarımız. Yine aynı yere geldik. Ha. Yani yeterince zenginlik, refah, varlık yoksa tatil iyi bir şey değil. değil. Panik atak, gözyaşı, pişmanlık, borç, harcı hele yurt dışı tatili. Oo. Yapmayın, gerek yok. Hayır, hayır. Hayır. Bakın hemen vazgeçin o planlarınızdan. Hayata bir kere mi geldim? Ne olacak? Gideyim gelin bir şekilde ödenir. Tatilini veren Allah rızkını verir. Öyle bir şey yok. Hiç kimseye bunu yapmak istemiyoruz. Kimse yerinden kıpırdamasın bir yere. Böyle bir dönem. Böyle bir süreç. Oturun. Böyle bir süreç. Herkes otursun. Bakın bize ayağa kalkıyor muyuz hiç? Oturduğumuz yerde oturuyoruz sinekli stüdyoda. Biz hep burada oturuyoruz böyle. Biz buradayız, biz buradayız. Buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Tatilde biliyorsunuz ki fotoğraf çekilir. Yani palmiyelerin önünde genelde palmiye kadar da gerçekten kro bir ağaç. Görmedim. Nedir bu palmiye? Çok kötü çok çok kötü Pınar. Şimdi diyeceksin ki bana sen ağacın krosu mu olursa daha ne saçmalıyorsun Yok canım, diyeceksin. Yok ben sana ne zaman mantıklı bir şey söyledim. Hayır, palmiye ağaçları çok kötü hiçbir Hiçbir zamanda mantıklı bir şey söylemedi bu kız bana. Gerçekten palmiye ağacı çok kötü ama niye ayrıca biz ağaç kötü değil de kötü kullanıldı kötü amacı dışında da kullanıldı. kullanıldı aslında kendisi iyidir belki biz onun o kadarını bilemiyoruz iyi bir ağaç. evet şu an çevrecileri doğa severleri de karşıma almak istemem sen nasıl ağaca hakaret edersin gibi herhalde onlar seviyordur palmiye ağacını bilmiyorum bitkileri biz de seviyoruz biz sevmiyor muyuz ben bitkiyi sevmiyor muyum ha? ben de seviyorum bitkiyi hayır ben de gayet seviyorum bitki seviyoruz diye ortalara attınız kendinizi seviyorsunuz tamam anladık Doğayı hepiniz çok seviyorsunuz. Tabii Biz... genelleme yapmayalım. Biz izleyenler arasında ağaç, bitki sevmeyecek kadar insanlığını kaybetmiş insanlar da olabilir. Onlara da ayırmayalım, yargılamayalım, türcülük yapmayalım. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Olabilir. Tabii ki. Tabii ki. Hepsi bizim izleyicilerimiz. Tabii hepsi, ki. Hepsi bir eli ayağı tuttuğu sürece abone olabilir. Kredi kartı olduğu sürece bizim için de bir problem yok. Hiçbir problem <laughs> yok. Ayırmayız biz. Neyse yani sonuçta Pınar'cığım tatillerde cildin yanık bir şekilde fotoğraf çektirirsin. Güzel bir konu. Evet fotoğraf çektirirsin. Güzel yanık bir konu. yanık kıpkırmızı surat bikini izleriyle geçmişsiniz. Fotoğraf çektiriyorsunuz. Mutluymuş gibi yaparsın. Mutluymuş gibi yaparsın. Ne yapacaksın? Elinde kokteylimsi bir şeyle kameraya karşı gülümseyerek fotoğraf çektirirsin. Ağaçların önünde bak yine ağaç, yine ağaç, yine oradan bulursun bir, bir begonvil onun önünde fotoğraf. Neden? ağacın önünde fotoğraf çektiriliyor. Ben bunu hiçbir zaman anlamadım. Neden? Herhangi bir şeyin önünde zaten fotoğraf çektiriliyor. Bir de güzel şeylerin önünde fotoğraf Aha. çektiriliyor. Tam tersi olması gerekmiyor mu? Orada güzelim ağaç Begonville diyor Ağlayan ki önüne ne kadar böyle fotoğraf güzel çektiriyor. bir ağaç. Ben ne yapıyorum? Dönüş, bir tarihi eser. Aa beni diyor, diyor ki, beni Tac Mahal'in önünde fotoğrafımı çek. Tac Mahal'in önünü geçiyor. Önünü kapatıyor. Aa çok güzel bir manzara. Beni bu manzarada çek. Muhteşem bir gün batımı. Deniz manzarası. <laughs> Ya kötü bir şeyin önünde çektir. Ben inşaatın önünde çektiririm kendimi. Güzel görünürüm. Ben deniz manzarasının önünde ben niye ben arkama fotoğraf Arkama denizi çektim? alayım diyor. Diyor ki güneşi arkama al. Allah Sen Allah. kim olduğunu zannediyorsun ya? Sen kimsin ya? ya? Denizi arkana alacakmış da önünde fotoğraf. Ne demek yani şimdi bu? Çekil kenara ya. Yok ya. Yok ya. Çekil oradan çekil güzel bir manzara. Sen insan olsan manzarada beni çeklemezsin. Manzarayı çekersin. Pınar. Louvre Müzesi'ne gidip. Mona Lisa tablosunun önünde fotoğraf çektiren var ya